Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Geride bıraktığımız 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Aksaray'da da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda coşkuyla kutlandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 99. yılı Aksaray'da da kutlandı. Saat 9.30'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlama programıyla devam etti. Aksaray Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cüneyt Alkan günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaparak Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin başlangıcını yaptığını söyledi. Milletimizin tüm onur ve asaletiyle Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şahan kalışının başlangıcı 19 Mayıs 1919 tarihinde. Bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm milleti için bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir diyerek Samsun'a çıkması bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin de başlangıcı olmuştur. Bu tarih ile birlikte Türk milleti kendi makus tarihini tersine döndürmeye başlayarak esaret altında var olunamayacağını ve kutsal vatan topraklarımızın ilelebet işgal edilemeyeceğini tüm dünyaya haykırmıştır. Bugünkü mevcudiyetimizi ve özgürlüğümüzü o günlere borçluyuz. Bugün de vazgeçilmez güç kaynağımız millet iradesidir. Bunun yaşatılması için hepimize, özellikle de Atatürk'ün 19 Mayıs'ı armağan ettiği gençlere büyük görevler düşmektedir, dedi. Halk oyunları gösterisi, Aksaray Üniversitesi Mehteran takımı gösterisiyle devam eden tören, Aksaray Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcularıyla özel okulların sunduğu gösterilerle devam etti. Törende çeşitli yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri Belediye Başkan Vekili Süleyman Canbulut tarafından verilirken, Aksaray'da yetişen ve birçok spor dalında ülkemizi uluslararası müsabakalarda temsil ederek dünya ve Avrupa şampiyonluğuyla yine derece elde eden sporcular Vali Aykut Pekmez tarafından altınla ödüllendirildi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın dönemiyle başlayan ve Ramazan ayı boyunca geleneksel hale getirilen mahalle iftarlarının bu yıl ilki Çiftlik Mahallesi'nde düzenlendi. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Aksaray Belediyesi tarafından Ramazan boyunca il genelinde yapılacak olan iftar programları başladı. Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde verilecek olan iftar yemeklerinin ilki Çiftlik Mahallesi'nde düzenlendi. Çiftlik Mahallesi'ndeki iftara Belediye Başkan Vekili Süleyman Canbulut, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Çiftlik Mahalle Muhtarı Davut Sertkaya, mahalle muhtarları ve 7'den 70'e yüzlerce vatandaş katıldı. İftar sonrası okunan duaların ardından vatandaşlar düzenlenen iftar programı için Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve Aksaray Belediyesi'ne teşekkür ve selamlarını ilettiler. Bu yılda farklı noktalarda kurdukları iftar sofralarıyla mahallelerde kaynaşma sağlayan Aksaray Belediyesi, Ramazan ayının manevi havasını Hürriyet Mahallesi'nde paylaştı.
Hürriyet Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk, il teşkilatı ve belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve mahalle muhtarı Yavuz Yılmaz ve mahalle sakinleri katıldı. İftar programında AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Can Bulut kısa birer konuşma yaparak Ramazan ayının dünyaya ve tüm İslam alemine barış, sağlık ve huzur getirmesini dilediler. Çok kıymetli Belediye Başkan Vekilim, Belediye Başkan Yardımcılarımız, Merkez İlçe Başkanımız, Gençlik Kolları Başkanımız, teşkilattan arkadaşlarımız ve muhtarımız var burada, mahalle sakinlerimiz, hepiniz belediyemizin vermiş olduğu iftar programına hoş geldiniz. Öncelikle afiyet olsun diyorum. Ramazan ayı, rahmet ayı, bereket ayı, mağfiret ayı. Allah sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde Ramazan bayramına kavuşmayı nasip etsin. Tekrar sizlerle bizleri bir araya getiren belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Aksaray Belediyesi'nin Sayın Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın geleneksel olarak düzenlediği iftar yemeği programımıza hepiniz hoş geldiniz. Allah ibadetlerinizi kabul etsin. AK Parti İl Başkanımız, Merkez İlçe Başkanımız hep beraber sizle bu mübarek günde iftarda beraber olmaktan mutluluk duyuyoruz. Hepinize afiyet olsun diyor, ibadetlerinizi Allah kabul etsin diyor, saygılar sunuyorum. Aksaray Belediyesi'nce fotoğraf sanatının geliştirilmesi ve bu alanda aktif olarak çalışma yapan amatör ve profesyonel fotoğraf sanatçılarının desteklenerek özgün eserlerin ortaya çıkmasına katkıda bulunmak amacıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Ulusal Sizin Gözünüzden Aksaray adlı fotoğraf yarışmasına başvurular başladı. Aksaray Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Sizin Gözünüzden Aksaray Fotoğraf Yarışması için duyurular Aksaray Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'na ait internet sitesinde yayımlanmaya başladı. Yarışma konusunun Aksaray'ın tanıtımına katkı sağlayacak, Aksaray'ın tarihi, kültürü, turizmini ve doğasını konu alan manzara olarak belirlendiği Aksaray Belediyesi 4. Sizin Gözünüzden Aksaray Geleneksel Ulusal Fotoğraf Yarışması'na katılmak isteyenler 4 adet sayısal renkli veya siyah beyaz eserle başvuruda bulunabilirler. Yarışmaya katılım ücretsizdir. Yarışma, jüri ve düzenleme kurulu üyeleri, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu temsilcileri ve birinci dereceden yakınlarıyla haklarında Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından verilmiş kısıtlı kararı devam eden katılımcılar dışında amatör veya profesyonel fotoğrafa meraklı 18 yaş üstü herkese açıktır. Yarışmaya katılmak isteyenler eserleriyle 10 Temmuz 2018 Salı günü saat 23'e kadar başvuruda bulunabilirler. Seçici kurulun değerlendirmeleriyle dereceye giren eserler 17 Temmuz tarihinde ilan edilerek ödüller 25 Temmuz'da sahiplerini bulacak. Ramazan ayıyla birlikte maneviyat içerikli programların yer aldığı Ramazan Sokağı etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Aksaray Belediyesi Ramazan Sokağı'nda sanatçı Hasan Dursun sahne aldı. İftar yemeği ve sonrasında organize edilen etkinliklerle vatandaşlar Ramazan ayının maneviyatını dolu dolu yaşıyor. Bu yıl Ramazan Sokağı'nın ilk konserini veren tasavvuf musikisi sanatçısı Hasan Dursun, birbirinden güzel okuduğu ilahilerle Aksaraylılara unutulmaz bir gece yaşattı. Park Amfiteyatro'da kurulan Ramazan Sokağı'nda Aksaray Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan etkinlikleri dolu dolu geçiyor. Hafta sonu Aksaraylılarla buluşan Hasan Dursun, birbirinden güzel ilahiler ve tasavvuf müziği alanında besteler okudu. İlahi sanatçısı Hasan Dursun okuduğu birbirinden güzel ilahilerle vatandaşların gönlünde taht kurdu.
Her yaştan dinleyicinin yoğun ilgi gösterdiği ilahi konserinde bazı vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Ramazan ayının tüm güzellikleri ve maneviyat içerikli programların yer aldığı Ramazan Sokağı'nda her gün farklı etkinlikler yer alıyor. Her akşam iftardan sonra tüm Aksaraylıları Ramazan Sokağı'nda buluşturan Aksaray Belediyesi, orta oyunu, tiyatro, Hacivat Karagöz gösterisiyle hem çocuklara hem de ailelerine keyifli bir akşam yaşatırken bir konserde Aksaray Belediyesi müzik grubu verdi. Aksaray Belediyesi birçok tiyatro gösterimine ve etkinliğe ev sahipliği yapan belediye tiyatro binasını sosyal ve kültürel etkinliklere daha uygun hale getirmek için başlattığı dönüşüm projesinde çalışmalarını sürdürüyor. Aksaray Belediye Tiyatro Salonu'nun yenilenmesini sağlayacak imar planı değişikliğiyle sosyal kültürel tesis işleviyle başlayan inşaat çalışmaları devam ediyor. Aksaray Belediyesi kent merkezinde bulunan başlıca mimari eserleri koruyarak ve onararak gündelik değerlerle kent yaşamının gereksinimleri doğrultusunda çağdaş teknoloji ve malzemelerle yeniden yorumlayarak hayata kazandırıyor. Bu çalışmalar kapsamında yıllardır tarihi dokusuyla kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Aksaray Belediyesi Tiyatro Salonu yenileme çalışmaları hız kazandı. Aksaray Belediyesi Kentsel Gelişme Yenileme Projesi'nde kent merkezini canlandırmak ve kentin bütünüyle fiziksel, sosyal, ekonomik, yaşamsal ilişkilerini güçlendirmek üzere belediye tiyatro salonunu yeniden tasarladı. Var olan kentsel dokuya saygılı, özenli ve nitelikli kent mekanları yaratmak ilkesiyle restorasyon çalışmaları kapsamında tiyatro, sergi, konferans ve seminer gibi faaliyetler için çok amaçlı olarak kullanılan salondaki koltuklar, halı, perde, sahne, akustik tavan, duvar boyaları ve elektrik tesisatları yenileniyor. Fiziki mekan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla idari bölüm ve sahne arkasında fuaye ve sergi salonunda düzenleme yapılıyor. Bahçe düzenlemesiyle birlikte açılacak kafeterya ile Aksaray Belediyesi Tiyatro Salonu yeniden hayat bulacak. Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.